Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Loot Crate'in Sanrio, yani bu şu kahramanların telif haklarını elinde bulunduran firma. İşte başta Hello Kitty olmak üzere diğerleri. Bazılarının dilimin ucunda ama böyle hatırlayamadım isimlerini. Şu işte kırtasiye şeylerin üzerine bulunan şeyler. Small Gift Sanrio Small Gift bu 3 aylık bir kutu. Şöyle göstereyim. Loot Crate Sanrio ortaklaşa bir kutusu. Small Gift Crate gibi bir şey. İçi şöyle çok... Evet. Big Smile. Şurada. Şöyle geldi. Kapalı. Şunu açalım bakalım. Bir de kapağı şöyle bir şey yapmışlar. Koymuşlar. Şöyle... baloncuklu bir şey. Bu ne bilmiyorum. Böyle bir süs gibi bir şey. Bırakalım. Evet, tişörtümüz. Tişörtte pek fazla büyük boylar yok. Ben M aldım. Bir de L vardı galiba ama XL yoktu. Ben zaten böyle Hello Kitty'li bir şeyler giymeyeceğim için bunu hediye olduğu için. Evet, neymiş? Hello Sanrio. Evet, şöyle bir gri bir tişört ama şurada sanki cebin içinden Sanrio karakterleri çıkıyormuş gibi şöyle bir hava vermişler. Şöyle bunlar burada gidiyor işte falan filan. Şöyle bir şey çıktı. Strawberry scented razors. Çilek kokulu silgiymiş bunlar. Yine bu Sanrio karakterleri var böyle içinde yuvarlak yuvarlak. Şöyle şurada mesela Hello Kitty filan var. Neyse işte silgi. Zaten Sanrio deyince kırtasiye şeyi çıkmaması düşünülemezdi. Şöyle kutusu mahvolmuş. Zaten gördüğünüz üzere bu kutu da mahvolmuş. Şöyle geldi. Her neyse. Şu kutusu gitmiş. Hello Kitty vinyl figure. Bunun içinde Hello Kitty figürü varmış. Oo, bayağı güzel. Işık akıllı falan böyle. Şöyle. Şöyle. Maydanını çıkartayım. Bayağı da ağır yani. Kafası oynuyor. Başka da bir yere oynamıyor zaten. Güzel de kokuyor. İlginç. Şöyle yapınca bilmiyorum ışıltıları görebiliyor musunuz? Gayet hoş. Dediğim gibi 3 aylık bir kutu bu. Yani senede 4 defa geliyor. Alırsanız senelik de alabilirsiniz. Senelik alırsanız fiyat da daha ucuza geliyor. Biraz daha kar etmiş olabilirsiniz.
Evet, böyle güzel bir figür. Bu arada ben bunu deneme için almıştım. Şimdilik iyi gidiyor ama sonradan iptal ettim. Niye derseniz işte bu şey olaylarından dolayı biraz doların yükselmesi. Ayrıca sanırım bu geçti mi geçmedi mi bilmiyorum da bir ara şeyden bahsediliyordu. Bu 30 avroya indirilmesi, gümrük vergisi ödemeden alışveriş sınırının 30 avroya indirilmesinden bahsediliyordu. O da işte yaklaşık 32 dolar falan yapıyor aşağı yukarı. Bu kutu da onu aşıyordu. Sanırım bu kutu 45 dolar mıydı, neydi? Tam hatırlayamadım şimdi ama işte 3 aylık bir şey ama genelde tabii onu alırken 3'e bölmüyorlar. Direkt fiyatına bakıyorlar. O yüzden gümrükte takılıp gümrük vergisi ödememek için bunu ve bir de Loot Crate, J.K. Rowling's Wizarding World, yani Harry Potter ve Fantastic Beasts temalı kutuyu da iptal ettim. Gerçi onun ikincisi gelecek ama ne zaman gelecek bilmiyorum. Çünkü ikincisinin parasını ödemiş bulundum iptal etmeden önce. Yapacak bir şey yok. Artık gerçi gümrük olayı çıkmadan önce sipariş etmiştim ben onu ama gümrük olayında sipariş tarihine mi bakılıyor yoksa o anda girdiğinde artık o anki gümrük şeyine göre mi tabi oluyor? Sipariş tarihine göre oluyorsa iyi tabi de. Yok, sipariş tarihine göre olmuyorsa o da tabi fiyattan takılabilir. Gerçi çok da bir fark yok ama belki o anki pariteye göre kurtarır. Evet, yine bir kırtasiye şeysi. Bu bir kalemlik. Üzerine dolu dolu bir şeyler var. Şöyle şey de var yanında. Sütü de var. Şöyle hilepti şeysi. Tabii bu kalemlik ama makyaj malzemeleri falan katmak için de kullanılabilir tabii yani. İstediğiniz şey için kullanabilirsiniz. Açıkçası ben bunların içindeki hiçbir şeyi kullanmayacağım. Figürü falan. Yani herhalde tişörtü zaten kardeşime vereceğim yani. Herhalde hepsini veririm ya. Herhalde hepsini dağıtırım gibime geliyor. Çünkü pek de benlik bir şey yok yani. Bir kalem çıktı. İşte gene kırtasiye malzemelerinden gidiyoruz. Oo. Aslında kalem güzelmiş. Bir kalem sevdalısı olarak belki tek kalemi kendim alabilirim. Şöyle yumuşak şeyleri var, süsleri var yanında şöyle. Sallanma artık. Normal basmalı tükenmez kalem ama tasarımı hoş. Evet, şimdiye kadar şöyle bir yumuşaklı bir zımbırtı çıktı. Ne işe yaradığına emin değilim. Süs. Silgi, tükenmez kalem, çanta ve ya da işte kalemlik getirebilirsiniz. Figür ki en çok bunu beğendim. Ve tişört. Daha da hala bir şeyler çıkmakta. Şöyle bir şey çıktı. Bantlamışlar. Ha, bu şeymiş ya. Ama güzelmiş bu da.
Tasarımı güzelmiş. Bu spoiler kitapçıymış. Ama böyle değişik tasarlamışlar gördüğünüz gibi. Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi yırtmadan açmayı becerebilirsem. Evet. Burası biraz zedelendi ama neyse. Artık. Şöyle. Oradan yapıştırırsam. Şöyle şey oluyor. Ne oluyor artık? Ben de bilmiyorum da. Şöyle kartondan şöyle mesela koyabilirsiniz. Süs. Açtık ama kapatamıyorum şimdi de. Neyse şuraya bir koyayım. Yine kırtasiye malzemelerinden gidiyoruz. Defter, aslında defter, yani ben defter kalem türü şeyleri daha çok seviyorum. Böyle diğer şeyler beni pek açmıyor. Sildiğidir, şudur budur. Etikettir falan. Gayet de güzel bir. Oo. Şimdi etiketler de var. İlk sayfasında şöyle etiketler var. Hem de böyle şeyle etiket. Böyle kabartmalı gibi. Şişik şişik böyle etiketler olur ya. Neyse onun zımbırtının adı. İlk sayfası böyle. Şeyler. Karakterlerin olduğu çıkartmalarla, kabartmalı çıkartmalar. Sayfaları şöyle. Çizgili. Bir defter. Şöyle şey var. Geçirebiliyorsunuz lastiği. Oldukça detaylı karakterli ne olmuş şöyle. Zevkli bir kawaii bir defter. Şununla da uyumlu bayağı. Bakalım başka ne var. Bir de böyle bir şey çıktı. Son olarak Loot Crate Sanrio diye kutunun içinde. Anahtarlıkmış. Şöyle. Kutusu güzelmiş ama. Şöyle bir Hello Kitty'li kocaman kurdele olan elinde. Bir anahtarlık. Evet. Arkası da şöyle. Yani anahtarlık evet. Sonuç olarak en çok beğendiğim
Bu figür oldu. İkinci olarak da defter diyebilirim. Evet. Bu da böyle bir kutuydu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.